İki satır sırmanın hikayesi. Sayın izleyiciler, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananların hepsi birer facia değildir. Bu savaşta kahramanlıklar yaşanmıştır, gülünç şeyler de olmuştur. Bunlardan biri savaşı yönetenler arasındaki geçimsizlik ve rekabettir. Fadi Rıfkı Atay, Zeytin Dağı adlı kitabında Cemal Paşa ile Enver arasında böyle gülünç bir rekabeti ele almış. Fakat öncelikle Filistin cephesinde Gazze'de savaşın nasıl seyrettiğine bir göz atalım. Çöl İngilizlerin elindedir. Kuyular, kanallar, portatif yollar, bürüs, sebi, hafir, kum üstündeki bahçeler, hepsi kim bilir kaç ton altın ve gümüş, serap gibi buralarda sönüp gitmiştir. Bu çöle çoğu Almanya'dan gönderilmiş, milyonlar dökülmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı hazinesinin büyük bir kısmını çöl ve çöl Arapları yemiştir. Çöl bedevilerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktur. Sınır boylarındaki şeyhlerin göğüslerindeki İngiliz ve Alman nişanları yan yanadır. Her ikisinden de nişan alıyor. İngiliz cephesinden at kaçırıp Osmanlılara satan bedeviler dönüşlerinde Osmanlı ordusundaki atları çalıp İngilizlere satarlar. Savaş cephelerinin ortalarında saklanarak kaçan tarafın bıraktığı ganimetleri yenen taraftan daha önce toplamak için hayatlarını tehlikeye atanlar bile vardır. Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur kalınan en son vagonun içi bile mecidiye doludur. Mecidiye, bazıları bilirler, 20 kuruşluk paradır. Osmanlı askeri o kadar azdır ki yan yana siperlerde oturan iki tümenin arasında çöl Arapları gelen geçeni soymaktadır. İki taraftan öldürecek adam bulamayan İngiliz tankı bir demir iskelet gibi olmuş Filistin güneşi altında yanmaktadır. Cephe susuzdur. Kuru ekmek ve benzin güç yetiştirilmektedir. Arkasını çöle veren İngiliz ordusu ise siperlerinde musluktan Nil suyu içmektedir. Nil'in suyunu oraya kadar getirmiş cepheye kadar İngilizler. Onun şifre kaleminde yedek subay olarak çalışmakta olan Fali Rıfkı, Cemal Paşa'nın iyi bir asker olmadığını ama mükemmel levazımcılık yaptığını yazıyor. Levazımcılığına örnek olarak da telgrafhaneye giderek ta Adana taraflarından gelen bir benzin vagonunu nasıl izlediğini ve ancak vagonun Şam'dan ilerlediğini öğrenince telgrafhaneden çıktığını yazıyor. O sırada Filistin cephesine Enver Paşa gelmiştir teftiş için. Hep birlikte çöle giderler. Geniş çöl ufukları arasında çadırlarını kurarlar. Akşama doğru aralarında ne geçtiyse hiç kimse ne başkumandanın ne ordu kumandanının yani Cemal Paşa'nın çadırına yaklaşabilir. İki çadır dargın ve somurtmuş durmaktadır. Yalnız Enver Paşa'nın çadırıyla telgraf çadırı arasında İstanbul'a gidiyor bu telgraflar. Sık sık bir emir subayı gidip gelmektedir. Bir ara Enver Paşa'nın çadırında bir kıpırdanma olur. Çadır bezi dalgalanır, söner ve bu hareket Cemal Paşa'nın çadırına da bulaşır. Başkomutanla ordu kumandanı arasında dargınlık sona erdi diye herkesin içi açılır. Enver ve Cemal Paşalar karşılıklı olarak çadırlarından çıkarlar. Birbirlerine yaklaşırlar. Enver Paşa elinde tuttuğu bir kutuyu açar ve içinden bütün çöl gecesine yansıyan bir parıltı çıkar. Cemal Paşa'nın göğsüne değerli taşlarla donanmış bir nişan takılır. 4. Ordu Kumandanı bu nişanın Enver Paşa'ya verildiğini duymuş ve kendisinin unutulmuş olmasına kızmıştır. Çadırlar arasındaki dargınlık buradan kaynaklanıyormuş. Başkumandan telgrafla saraydan bu izni aldığından kendi mücevherini arkadaşı Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın göğsüne takmaktadır. Kendi nişanını İstanbul'a döndüğünde nasıl olsa yeniden yaptırabilecektir. Böylece barışırlar. Bu bir santim sırmanın öyküsüdür.
İki santim bir sırma da vardır ve onun öyküsü de şöyledir. Gazze'de derin top sesleri gelmekte, İngiliz gülle ve bombaları Osmanlı İmparatorluğu tacını parçalamaktadır. Bu iki kumandan ise nişan kavgasındadır. Bir süre sonra Enver Paşa birinci ferik yani orgeneral olur. Bu durum Cemal Paşa için ağır bir darbedir. Enver Paşa rütbe bakımından öne geçmiştir. Ertesi günden başlayarak kim ayarlamışsa Cemal Paşa'ya her taraftan orgeneralliğini kutlayan telgraflar yağmaya başlar. Kutlarız, orgeneral olmuşsun sayın paşam. Bunu kim örgütlemiş olabilir acaba? Cemal Paşa İstanbul'a şöyle yazar. Telgraflara ne cevap vereyim? Ben orgeneral olmadım diye yazsam küçük düşerim. Teşekkür ederim diye yazsam orgeneral olmadım ki teşekkür edeyim. Yani bana bu nişanı, bu rütbeyi ver artık. Kaçamıyor, bundan kaçınamıyor. İki gün sonra Enver Paşa, Cemal Paşa'nın birinci ferikliğini, yani orgeneralliğini bir telgrafla kutlar. Hoşça kalın.